Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir fezail Amal programında da sizlerle beraberiz. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde bulunuyoruz. Çok kıymetli zamanlardan geçiyoruz. Bunu iyice değerlendirmemiz lazım. Hele bu özellikle malumunuz bir kapanma süreci ile karşı karşıyayız. Özellikle bu yapabildiğimiz kadar daha da ibadetlere cehdü gayret göstermemiz, çalışmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam birçok hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Bela ve musibetlere düçar olan kimseler özellikle bu zamanlarında ibadete yönelsinler. Bu zamanlarında Allahü Teala'ya duaya yönelsinler. Bu hakikaten birçok belayı, musibeti inşallah kaldıracaktır. Bu hakikaten çok önemli. Dolayısıyla istemek, istemeyi becerebilmek bu bizim için en önemli avantaj ve fırsat oluyor. Bunu da yapabildiğimizin en üst seviyesince yapmaya gayret etmeye çalışacağız. Peki nasıl olacak? Daha evvel birçok programda sizlerle beraber bu konuyu hasbihal etmiştik malumunuz. Duanın bir usulü vardı. Bir kimse dua ettiği zaman öncelikle teheccüd namazına kalkacak. Bu çok önemlidir hakikaten. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَارِ Yan taraflarını zorlarcasına, düşünün ki yan tarafları yataktan sanki böyle zorla kopartırcasına kalkan o kimseler. İşte onların etmiş olduğu dualar daha bir makbul hale gelecek. Sadece bu mu? Hayır. Evet kalktık. Yanlarımızı zorla kaldırdık. Bu tabi bu zamanlarda biraz daha kolay. Neden? Sahur gibi çok kıymetli bir durum da söz konusudur. Böylesi bir sünnet de söz konusudur. Bu arada bunu da sakın ha sakın ihmal etmemeliyiz. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Tesahharu fe inne fi sahuri bereke. Sahurlanın mutlaka ve mutlaka sahur yapın. Çünkü sahurda bereket vardır buyuruyor. Hakikaten çok önemlidir. Evin, hanenin, yemeğin, bedenin bereketi sahurda gizlidir. Bu çok önemli. Hatta özellikle oruç tutan kimseler için hasta olanlar haricindedir. Oruca çok kıymet vermek lazım hakikaten. E, dolayısıyla e, oruç tutan kardeşlerimizin sahur yapması noktasında ayrı bir cehdi gayret göstermesi lazım. Malumunuz bir pandemi sürecindeyiz, hastalık sürecindeyiz. Dolayısıyla bedenin zahiri gıdasını da iyi almak lazım. Bakınız Osmanlı döneminde çok farklı zatlar vardı. Hatta çok yemek yemeyle ön plana çıkan insanlar vardı. Fakat bütün kayıtlarda eğer bir kimseden bahsediliyorsa bundan çok az vardır ki bahsedilir. Eğer herkes öyleyse, herkes obursa, herkes çok yiyorsa kimse bahsetmez ondan. Dolayısıyla Osmanlı'da öyle çok yiyen, ne yediğini bilmeyen çok az kimse vardır. Evet Osmanlı toplumu çok iyi yer diye bir ifade var. Hatta Nakşibendi Hazretlerinden bir söz aktarılır. Nakşi olan kimseler iyi yerler, iyi ibadet ederler, iyi çalışırlar. Bu sözü yanlış anlarlar bazıları. Zannediliyor ki nakşi bir oturdu mu çok yer yani, iyi yer hani şimdiki tabirle. Halbuki o sözün hakikati iyi, sağlıklı olan gıdalarla beslenir. Bedenini e, ihtiyacı bağlamında, gıda ihtiyacını o şekilde karşılar, tam bağlamında ihtiyacına yönelik hareket etmiş olur. Bu hakikaten çok önemlidir. Dolayısıyla sağlıkla, sıhhatle, bedene en iyi yarayacak şekilde gıdalanmak en önemli sünnetler arasındadır. Bunu tabii ki yerine getirmemiz lazım. Tabi onun dışında dediğimiz gibi ne konuşuyorduk? Duanın fazileti, duanın ehemmiyeti. Böylesi zamanlarda Allahü Teala'ya daha çok yönelme hakikaten çok önemlidir yani. Çünkü dediğimiz gibi eğer bela başa geldiği andan itibaren başlanırsa Allah muhafaza, el ane hitabına mazhar olabilir insan. Yani şimdi mi iş işten geçtikten sonra bu kadar bela musibet uğradıktan sonra şimdi mi dua edeceksin? Halbuki ben her zaman senin Rabbindim buyuracak allah Teala. Bana her zaman dua edecektin. Bana her zaman ihtiyacın vardı senin. Şimdi biraz daha fazla hissediyorsun onu. O yüzden dua ediyorsun. Bu hakikaten çok önemlidir. Dolayısıyla e, Yunus Aleyhisselam gibi sürekli dua etmek lazım. Bu unutulmamalı. Birçok yerde ve kâneli insanü ifadesi geçiyor ayet-i kerimelerde. Sebebi nedir? İnsan çok nankör demektir o. Unuturlar yani. Hatta ve izâ mesekümü lurri fil bahri dallemen ted'ûne illâ Bir ayet-i buyuruluyor. Mekke müşriklerini diyor bir ara imtihan ettim Allahü Teala. Denizdelerdi bir sefinede, bir denizde yollarını şaşırttım kaybettim. Bir de bir Rodos çıkardım. Rüzgarın etkisiyle oradan oraya savrulmaya başladılar. O kadar korktular ki. Bütün ilahlarını unuttular illa iyya. Sadece ben kaldım Allahü Teala buyuruyor. Hepsi ellerini kaldırdılar. Ey Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Şimdi Mekke müşriklerinden bahsediyor. Ne zaman ki karaya çıkardık onları kurtardık. ilk işleri bize isyan oldu diyor. Bizi inkar oldu. Ve kâne linsânü kefûrâ. Devamında insan ne büyük nankörmüş diyor allah Teala. Hakikaten böyledir yani. O yüzden her zaman duaya sarılmamız lazım. Bakın şimdi çok güzel fırsatlar var elimizde. Ailecek bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yani çoluk çocuk, babası, kardeşi hep beraber şimdi evdeyiz. Oturduğumuz zaman bir araya bir sofraya şöyle oturduğumuz zaman haremlik selamlarla dikkat etmek suretiyle hemen ne yapılacak iftarı beklerken? Şu kadar acıktım yani, bu kadar böyle susadım bildiğiniz gibi değil. Boş muhabbetler değil, bunları konuşmanın yeri değil orası. İftar anı buyuruyor hadis-i şeriflerde. Tam o an, iftarı açacağı an, e, orucun artık bittiği ve iftar vaktinin geldiği o an, duanın en makbul olduğu andır. Ne kadar kıymetli zamanlarmış halbuki. Dolayısıyla iyi değerlendirmemiz lazım. Hemen e, sofrada bir büyük ellerini açıp, şöyle biraz da sesli, milletinde amin diyeceği şekilde dualarını edebilir. Bu çok önemlidir. E peki Öce Efendi Arapça dua bildiğimiz yok. Şunları tam ezberleyemiyoruz. Nasıl dua edeceğiz? Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a tavaf esnasında ne dua etmeliyiz? Hangisi daha faziletlidir diye soruyorlar. Hz. Ebu Bekir radıyallahu olan buyuruyor ki kalbinden ne geçiyorsa onu et. Hiç önemli değil gerisi yani. Şunu ezberleyeyim, şu terkip üzere yapayım. En faziletlisi kalbinden geçen, o an ihtiyacın olan yani. Çünkü duada ehemmiyet, acziyet. Bu çok önemli yani. Acziyetimi belli ediyorum ve senden istiyorum ya Rabbi. Dolayısıyla Böylesi bir dua ile duada bulunacağız. O dönem çok önemlidir. İkincisi teheccüde kalktık başa dönmek istersek. Duanın makbuliyeti nasıl olacak? Evlerimizde günleri nasıl geçirmeliyiz? Kısaca ondan bahsetmiş oluyoruz aslında sizlerle. Şu an herkes evinde, kapalı bir durumda. Dolayısıyla ne yapacağız? Gece teheccüd mutlaka kılınacak. Sahura kalksam mesela Ebu'l Fereç'te geçen bir hadis-i şerif vardır. Orada buyuruyor ki اِذَا قَامَ ف۪ي رَمَضَانَ ile sahur. Bir Müslüman, İnnel abdel mümin diye başlıyor rivayet. Müslüman olan bir kul Ramazan-ı Şerif ayında sahura kalktığı zaman Fetevallah abdest alsa Fesalli harakateyn iki rekatta namaz kılsa buyuruyor. O kadar faziletleri var ki hakikaten Allahü Teala'nın rızası için e, iki rekat namaz kılsa Allahü Teala 70 saf melek gönderir arkasına. 70 saf melek gönderecek. Ne sebebiyle? Onun dualarına amin desinler diye. Ne kadar faziletlidir görüyor musunuz? Hakikaten çok önemli. Günahsız kimselerin sizin duanıza amin demesi ne kadar faziletli yani. Hatta hatırlayınız birçok hadis-i şerifte öyle buyuruluyor ya. Bir kimse birine selam verse. Esselamu aleyküm. Selam veriyor. Müşriklerin, e, kafirlerin en kıskandığı, en e, böyle çekemedikleri nokta 3 tanedir buyuruluyor. Efendi kardeşlerin birincisi selam alıp vermek. Müslüman selamun aleyküm diyor. Karşı tarafta aleyküm, ve aleyküm selam. Şimdi neler neler türedi etrafta. Bakıyorsunuz merhaba. Girdiği zaman bir yere. Bunlar... Ne gereği vardı böyle bir şey? Tünaydınlar münaydınlar daha da berbat oldu Allah selamet versin. Halbuki Aleykü esselamu aleyküm bunun neyi vardır yani? Buna çok dikkat ve ehemmiyet göstermemiz lazım. İkincisi safların, cemaatlerin sık sık olması. Böyle safların sık sık bir şekilde o şekilde namaza durulması. Bunu kıskanırlardı diyor. Tabi hastalık haricinde değişir. Birçok dediğimiz gibi hükmün hastalıklar bazında farklı noktaları vardır bu konuda. İslam'ın kolaylaştırmaları vardır. Ayrı konu bu. Fıkhın tabii konusudur. Bir diğeri de nedir? İmam, Fatiha'yı bitirdikten sonra cemaatle beraber amin demelerdir. Çok şey yaparlar. Çünkü hem Hristiyanlar hem Yahudilerden uzak et bizi diye dua ediyoruz orada. Onlara benzetme bizi diye dua ediyoruz. Dolayısıyla bunlara çok kıskanırlar, çok sıkıntı görürler bunu diyorlar. Dolayısıyla ehemmiyet göstermemiz lazım. Selam verirken bir kimse selam verse, diğeri almasa ne buyuruyor hadis-i şerifte? Muhakkak ki daha hayırlı bir kimse mutlaka alır. Senin selamın havada kalmaz. Daha hayırlısı ne olacak? Günahsız bir ağız. Melekler alır onun selamını diyor. Dolayısıyla çok faziletlidir hakikaten. Her kim teheccüde kalksa, yani sahur için kalksa Ramazan'da. iki rekat hemen e, abdest alıp temiz bir abdestle. iki rekat hemen namaz kılsa orada. Allah-u Teala 70 saf melek gönderir arkasına. Duasına amin denmesi için. Ve derhal o adam dua eder. Ve dua sayısınca Allah-u Teala ne isterse mutlaka kabul eder buyuruyor. E bu kadar fazilet, bu kadar kıymet şimdi elden kaçar mı? E bir de hadis-i şerifin başında ne diyor? İzâ kâme fi Ramazan, Ramazan'da kalkarsa sahura, sahurda yapılan bir teheccüttür. Bu o yüzden çok daha fazileti vardır. Belki normal günde bu kadar fazilet, bu kadar e, dediğimiz gibi teşvik söz konusu olmayacak. Bunun da hakikaten e, dikkatini kaçırmamamız lazım. Onun dışında malumunuz daha evvel programlarda hep söyledik sizlere nedir mesela? Muhakkak Ramazan-ı Şerif'te yapılan her ibadet, her nafile farz hükmünce sevaplandırılıyor. Farz hükmünce karşılığı, sevabı veriliyor. Bunu kaçırmamamız lazım efendi kardeşler. Onun dışında bir rivayet daha vardır. E, buyuruluyor ki, Beyhaki rivayetidir bu da. Ramazan-ı Şerif'te gece veya gündüz fark etmez. Yapılmış olan her secdeye karşılık allah Teala cennette bir ağaç diker onun için. Ne kadar faziletlidir değil mi? Behlül Dena Hazretleri bir gün e, kendisi... E, abdal olan zatlardandı. Dolayısıyla dışarıdakiler onu deli görürlerdi. Halbuki veliydi o. Behlül'den Hazretleri bir gün koşturuyor, koşturuyor oradan oraya, oradan oraya. Harun Reşit vardı onun e, akrabası oluyor. Çevirdi onu kenarı. Dedi ki ne arıyorsun? Dedi ateş almak için cehenneme gittim, ateş bulamadım dedi. Harun Reşit güldü ona tabii. Yani cehenneme gidip ateş mi bulamazsın dedi ya. Öyle bir şey mi var yani? Behlül'den Hazretleri döndü dedi ki sen orası şu an hali hazırda ateşli mi zannedersin? Halbuki cehenneme giden kimse kendi ateşini kendi götürecek oraya. Yani bir nasihat etmeye çalışıyor burada. Tabi dolayısıyla cennet de aynı şekildedir. Cennetteki nimetler de buradan kimse oraya kendi götürecek de orada bir takım nimetler kendisini karşılamış olacak. O yüzden yaptığımız secdelerin kıymetini bilmemiz lazım. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayını güzelce geçirmemiz lazım. Hemen dediğimiz gibi sahura kalktık, ailecek temiz bir abdest alıp hep beraber Namazlarımızı kılıp ondan sonra sahur yapabilme imkanı ve ihtimali vardır. Onun dışında e, kısaca hemen değinmiş de olalım. Hazır evlerdeyiz. Ramazan-ı Şerif'te infak çok önemli efendim kardeşlerim. Yani nedir? Bir kimse e, yine hadis-i şeriflerde buyuruluyor. E, Birçok tabii farklı rivayetler söz konusu olabiliyor. Her kim Ramazan-ı Şerif'te allah Teala'nın mescitlerinden bir mescidi kandillerle süslerse, aydınlatırsa bu çok önemlidir. Mescidi aydınlatma noktası, tamimi dari vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın özel duası vardır ona hakikaten. Çok önemlidir bu da. Dolayısıyla her kim mescitleri bu şekilde ışıklandırırsa, mescitte böyle bir hayırda bulunursa, orada namaz kılanların sevabı o zata da yazılır buyuruyor. Onun dışında melekler o ışık orada bulunduğu müddetçe, ona salatü selam eder. O kandil orada bulunduğu müddetçe ee, ve hameleyi arş melekleri, arşı taşıyan melekler de onun için mutlaka ve mutlaka istiğfarda bulunurlar deniyor. Çok büyük fazilettir hakikaten kaçmaz. Yani baktığınız zaman bugün bir yapılan hayır, aynı zamanda bir yedirilen yemek bu çok önemlidir yani efendimiz aleyhisselamın en büyük sünnetlerinden duru. Ramazan-ı Şerif kendisine uğradığı zaman mutlaka bir kimseyi yedirmeye gayret ederdi efendimiz aleyhisselam. Durumu nispetince bugün bir insan eğer imkan bulabiliyorsa yemek ikram etmiş olsun Müslüman kardeşlere. Bugün dernekler vasıtasıyla elhamdülillah oluyor o malumunuz. Yani bugün İsmail Adada dahi yüzlerce kişiye elhamdülillah sıcak yemek direkt evlerine götürülmüş oluyor. İşte bunun sevabına ortak olmakta hakikaten yine bu fazilete girmiş olacak. Bir aile iftar ettirmiş oluyor insan. Dolayısıyla bunu da inşallah kaçırmamamız lazım geliyor. Tabii çok büyük sevapları söz konusudur. E, Efendimiz Aleyhisselam İbni Mesud radıyallanından rivayetle öyle buyuruyor. Size mübarek Ramazan ayı geldi. Müjdeler olsun diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ramazan ayı üzerinize e, geldi, şereflendirdi. Öyleyse Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki onda güzel niyetleri hazırlayın. Yani güzel niyetlerle beraber hareket edin ve devamında buyuruyor ki harcamanızı bol bol yapın. Tabi burada bir nükte vardır, nüans vardır. Harcamanızı bol yapın derken ehline yapılan sadakada en makbul sadakalar arasındadır. Yani illaki falancaya filancaya dışarı vesaire değil tebessüm güzel bir sadakadır. Onun dışında ailenize aldığınız e, erzağınız olabilir. Çoluğunuza çocuğunuza bir iftarlık hediye olabilir. Bunlar dahi hakikaten çok büyük faziletler arasına gelmiş olacak. Hediyeleşmeyi unuttuk artık yani milletçe. Bunu çok güzel ihya etmemiz lazım, diriltmemiz lazım. Dolayısıyla bizim öz mayamızda bu vardır hakikaten. Mutlaka bir izzet ikram söz konusu oluyor. Rabbim inşallah en güzel şekilde Ramazan-ı Şerif ayını e, değerlendirenlerden olmayı nasip etsin diyoruz. Ee, i̇nşallah bir sonraki Feza ile Amal programında görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. salli ala.